Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hava ne kadar güneşli olsa da hava çok soğuk. Yine de şöyle güneş çıkmışken dedim size, şurada benim saksımda türlerim vardı, onları sizinle beraber dikeyim istedim. Bakın şurada pikrozum var. Burada akvalis. Bu akvalis bende iki türü var. Biliyorsunuz bu akvalisler özel tür. Birisi minyatür olan, birisi de büyük olan. Onları göğeç saksıdan alıp arkadaşlar şey yapacağım. Şöyle dibindeki yaprakları alayım. Böyle. Havalar bugünden sonra yavaş yavaş ısınacaktır arkadaşlar. Bunlar da atağa geçeceklerdir. Şöyle. Bebesi vardı. Yağmur yağdı. Yağmurun etkisiyle tabii hava da soğuk. Bugün de yani ne kadar içeriden güzel bir hava gözükse de bu kadar çok serin, yani Nisan'dayız ama çok serin bir hava var. Ne anlamış değilim. Şuraya mı, şuraya mı, ya da şuraya bir türlü daha dikelim. Pikroz dikebilirim buraya. Şöyle açayım. Pikroz sökelim. Burada bebeleri de var, bakın pikrozun. Bebekleri de buraya koymuştum. Şimdi buraya da yaprak yatıracağız beraber. Benim şöyle bakın, burada beklettiğim yapraklarım var. Orada beraber yatıracağız arkadaşlar. Ve şurada özel türüm var. Onu da yatıralım. Evet. Şurada bir benim yeşil perle dediğim, bunu çok pahalıya almıştım. Bunu da alayım. Nereye dikeyim? Bunu da şuraya dikeyim. Şuraya dikelim arkadaşlar. Bu perlelerin renk renk farklı farklı şeyleri oluyor, biliyorsunuz cinsleri. Onun için iyi bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Şurada benim kırmızı jelim vardı. Bu jelimi arkadaşlar, bir kafasını benim canım Nurten'cime gönderdim. Bunu da burada tanıdığım ve gerçekten çok
çok sevdiğim bir arkadaşım oldu. Çiçek sayesinde tanıştığım ama gerçekten samimiyetine güvendiğim bir arkadaş. Ona gönderdim onun kafasına. Bu da kadar güzel ki tür bayılıyorum. Bunu da nereye dikelim? Bunu da şöyle. Nereye dikeceğimi de bilmiyorum. Şöyle şuraya dikelim. Kulağımın yanına doğru. Benim yanında da bir bebesi var hatta. Arkadaşlar. Şöyle. Buradan böyle oluversin bu da. Şu bebeleri de alacağım tabii ki. Bebeleri de şunun şuraya dikmeyi düşünüyorum. Bakın. Buradan bunlar da bıçak vardır. Akvalisi ayrı bir şey almayı düşünüyorum. Akvalisi çok yayılıyor. Onu bir ayrı şey alacağım. Bakın şöyle benim kalpli yapraklılarım var. O kadar güzel oldular ki. Şunu bakın ya. Hem kök verdi. Şöyle yapayım. Hem kök verdi. Hem de yaprakları büyümeye başladı. Bunları da arkadaşlar şöyle bakın. Böyle. Şöyle şunların altına doğru yerleştireceğim. Orada olacaklardır. Kök tutacaklardır onları da şöyle koyacağım. Bunların altına yerleştirip çünkü bitkinin altında biraz daha böyle şey oluyorlar. Serin serin gibi oluyorlar. Ve olanları yerleştirmeyi düşünüyorum şöyle. Oturtup. Burası arka balkon. Böyle koyayım istiyorum. Şurada bir sürü yaprağım mevcut. Daha olmadı. Onlara da bir şekilde oradan alırım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle şuralara çok güzel var arkadaşlar. Şuraya da bir rüzgar. Şöyle trompetin yanına alayım. Böyle boş olan yerlere koyacağım.
arkadaşlar, başlangıç seti isteyenler elini çabuk tutsun. Belki bir set daha hazırlayabilirim. Çünkü elimde bitki kalmadı. Uygun fiyatlı gönderiyorum. İsteyenler bana ulaşabilir. Özel türlerden kargo çıkardım. Yeni bazı çıkardığım kargoların videosunu atamıyorum. Çünkü saksı değişimleri yaptığım için hepsine yetişemiyorum arkadaşlar. Onun için bana Instagram'dan ulaşırsanız başlangıç seti için oradan size yardımcı olurum. Instagram adresim ve YouTube adresim aynı arkadaşlar. Saksım da yeni, bakın çok güzel türlerim var. Şu pulpinata deva yeşil. Bu kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Normal böyle yaprakları kenar, yaprakları kızaran değil bu. Bunu tamamen bütün yaprakları kızaran da arkadaşlar. Deva yeşil. Burada. Şey şöyle bir şeymiş galiba, kurumuş çiçeği açıyor ama beyaz bir şey gibi, neyse şöyle dursun. Bundan isteyen varsa gönderebilirim arkadaşlar. Şöyle bakın, şu da çok güzel bir tür. Şuna bakar mısınız, gamzeli ve mor mor. Şu ayınıyumun böyle değişik renkte olanı. Şu da lale gibi açıyor, bakın. Şuna bakar mısınız? Ay canım, çok güzel kravatım var. Bakın öbek şeklinde olan var. Şunların tırnakları çok güzel. Harika türler. Evet, şöyle bunları arkadaşlar şöyle diplerine, ufakları da koyu koyu vereceğim artık. Şöyle yapacak bir şey yok yani, burada olsunlar. Ufak minnaklar bile burada tutunacaklardır bir şekilde. Arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Biliyorsunuz ücretsiz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna lütfen basın. Tam bitki yetiştirmek için uygun zaman. Arkadaşlar, şey göstereceğim, bakın size şimdi şuraya şey yapınca aklıma geldi. Şurada bakın, şu minor, bu minor nerede pıtırcık, ha şu pıtırcık var ya benim, şu pıtırcık bir tık büyüyor. Bu da pıtırcık, bu da minor, bu da minor, bu da mosmor oluyor. Bunlar hep özel türler arkadaşlar. Onun için şu
karıştırayım bunları. Bakın şu benim şeyin yaprağı, şunun yaprağı. Bakın o da köklenmiş. Şunu da şuraya koyayım. Şurada dombili. Dombili, dombili. Çok seviyorum dombilikleri. Şöyle yapayım. Böyle arkadaşlar yerleştiriyorum. Kontrol ediyorum. Büyüyenleri alırım tekrar. Bir şaşırtma yaparım. Sıkışanları. Bunların suyuyla buluyorum. Beslenmelerini istiyorum. Şöyle. Tam burası bir reels videoluk olmuş. Şurası tam. Buradan bir reels atacağım. Arkadaşlar Instagram sayfama da bekliyorum bu arada. Lütfen Instagram hesabımı da takip edelim. Şöyle. İşte Loewy'nin çiçeği. Çınarı zaten ayrı bayılıyorum demiştim. Buna bakar mısınız? Bu hep kırmızı arkadaşlar. Çınara bakın ya. Ne kadar güzeller değil mi? Şuna bakın. Loewy'me. Opalina. Konumunu çok sevdi. Kıpkırmızı oldu. Trompetten var. Şu deve ışınları kaçırmayın. Buradan çelik gönderirim. Başlangıç seti isteyenler için. Muhteşem türler. Arkadaşlar. Deve ışınlar çok güzel oluyor. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.